kısa savunmayı gönlümüze. Merhabalar arkadaşlar. Bugün çok yoruldum. Saat 7.30'da uyandım. Saat şu an 1.30-2'ye doğru geliyor ve yenice eve girdim. İlk önce birkaç halletmem gereken şey vardı. Ondan sonra çarşıya gittim. Çünkü diş macunu ve mendil almam lazımdı. Bilin bakalım diş macunu ve mendil dışında neler aldım. Her neyse annemle kardeşlerim gelecek bu akşam bana. Onlardan isterim. Evet, ilk olarak size şöyle çok güzel bir kitap, defter, anı defteri göstermek istiyorum. Senin hakkında her şeyi bilmek istiyorum baba yazıyor bu kitapta. İçine baba olacak kişiler veya baba olmuş kişiler kendi çocukluklarını, kendi gençliklerini, ergenliklerini, her şeyini, her şeylerini yazıyor bunun içine. Burada sorular soruluyor. Mesela anne ve baban dışında başka kimleri hatırlıyorsun çocukluğunda? Güvendiğin ve sevdiğin. Onlar hakkında ne anlatmak istersin baba? Mesela böyle sorular. Veya kendin hakkında en erken neyi hatırlıyorsun çocuk yaşta? Detaylı bir şekilde yazabilirsen yaz baba. Hani böyle şeyler. Bunu neden aldım? Hem birincisi eşime hediye etmek için. Hem de ileride Allah nasip ederse çocuğumuza hediye etmek için. Aynısını kendime de aldım ama daha gelmedi. Bunu neden yapıyorum? Çünkü birincisi çok güzel bir şey. Bir hediye. Hem baba olacak veya baba olmuş kişi için hem de çocuk için. Fakat ben niçin böyle bir şey yapmak istedim? Mesela babam hakkında bazen böyle sorular soruyorum mesela. Şunu bilseydim keşke onun hakkında, bunu bilseydim keşke onun hakkında diye. Bildiğim çok şey var elbette ama bilmediğim çok şey de var. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim ki her zaman anısı kalsın diye. İlk olarak bunu göstermek istedim. Daha sonra... Şunu hatırlıyorsunuz. Tekrar bir tane daha aldım çünkü çok hoşuma gitti. Birini aşağıda kullanıyorum. Ya tekrar şuraya bir yere asarım ya da yukarıdaki o rafa asarım. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitmişti. Daha sonra yeni mühürler aldım. Okuma günlüğümde kullanmak için. Hem mühürleri var. Yine çiçek daha çok. Zeytin de nasiplenmek istiyor ama zeytin bu tatlı değil tatlım. Ha şimdi hatırladım çarşıya niye gittiğimi. Tamam. Hem mendil alacaktım, hem diş macunu alacaktım, hem de şu kalemden bir tane daha alacaktım. Geçen hafta bu kalemden almıştım ve çok güzel yazdığı için bir tane daha almak istemiştim sadece. Fakat bu kalemle birlikte diğer başka iki kalem daha aldım. Şöyle göstereyim. Kedili. Biri Zeyna. Kedi mi bu? Bu kedi. Bundan eminim. Bu kedi değil ya. Neyse bu da benim Zeyna'm. Daha sonra kardeşlerim için hediye aldım. Tabii ki bu videoyu kardeşlerime hediyelerini verdikten sonra paylaşacağım. Birine şunu aldım. Böyle gözünün önüne kapatıp uyuyabilir. Bunun yanında da şey aldım. Şöyle bir çay veya kahve için bir fincanla tabağını aldım. Çok minnoş. Şu şekil. Diğer kardeşime de aynısından aldım ve ona bir de şöyle şu şekil bir su bardağı artık içecek bardağı aldım yanında. Bugün gelecekler. Hediye etmek istedim. Daha sonra şöyle iki tane mumluk aldım kendime. Mumlar olan aşkım aşikar. Bir de tam eve doğru yürüyordum. Yolda gelirken bir pankart gördüm. Sola dönün, solda Japon butiği var diye. Hemen girmek istedim. Girdim, küçücük bir butik aslında. Şöyle kendime de bir şeyler aldım. Ama aşırı tevafuk geldi bana bu. Neden? Çünkü zaten bir önceki videomda da ne anlatmıştım. Şu sıra Japon literatürüne, çizgi filmlerine, animasyon filmlerine daha çok ilgi sardım diye. Hani bir süredir. Ve şimdi de karşıma çıkıyor butik. Gittim. Kadına sordum siz ne zamandır buradasınız diye. 4,5 yıl dedi. Ama daha ilk defa görüyorum. Girdim işte ne var ne yok diye bakmak için. İçerisi o kadar minnoş ki. Küçücük bir yer ama böyle neler var içerisinde? Animeler var kitap şeklinde. Cilt bakım ürünleri var, kozmetik ürünleri var. Süsler var vesaire. Ve benim şu sıralar uğraştığım şeyler var. Şöyle mühürlerini buldum. Daha sonra washi tape'lerini kullandığımı biliyorsunuz. Böyle yapışkan şeklinde.
Bunlar da böyle siyah kediler vardı. Şu şekilde de var. Yapışkan şeklinde. Bunları aldım. Ve şu şekilde yapışkanlar vardı bir de. Bunların ikisi aynı. Çok güzel. Ve şöyle kedili yapışkanlar. Bunları aldım. Aşırı derecede mutlu oldum bunu burayı görünce. Çünkü tam hani diyordum ya böyle kendimi mutlu edecek şeyler yapmak istiyorum vesaire diye. Ve tam da kendimi mutlu edebildiğim şeylerin içinde buldum kendimi bugün. Yani o Japon dükkanını tesadüfen bulmak. Halbuki 4,5 yıldır oradaymış orası. Bilmiyorum, çok güzel bir tevafuk oldu bence. Birçoğu aslında hediye. Kardeşlerim için, eşim için ve kendim için tabii ki. Ben hem hediye etmeyi hem de kendime hediye almayı çok seviyorum. Normality is a paved road. It's comfortable to walk on, but no flowers grow there. Başım dönüyor. Aynen valla abi. Ah, çok iyi. Japonizm. Japonizm. Öyle içilmiyor önce. Sonun içine katmıyor mu? Çok acı kesin. Bildiğin şeyle ne? Boşuna gidiyor. Burak hep böyle bilmediğin şeyleri alıyor sana. Denek daha da açar mısın? Yok, biz sana da bakmak ister. İstiyor musun sen? Yok, ben sana önce yakarım. Dondurma mı? Evet, dondurma mı? Evet, bunu böyle eriteceksin tuba. Bir eritseydi bir. Kız baktı ilk önce böyle içti ya, kız baktı bu ne yapıyor diye. Biliyor musun? Baktı gözleri bizim üzerinde. Zeytin Gazi oldu. Ablaları, abileri. Şöyle başında ufak bir yara var. Yarası büyümesin diye böyle bir şey taktık ama kötü bir şey yok. Allah'a şükür. Birkaç güne geçer. Birazdan altından bahsetmek istiyorum.
Pazartesi günü Van Gogh Müzesi'ne gitmiştik. Sabah Zeytin'i bir veterinere götürdük. Ondan sonra eve geldim ve zaten 2-3 gecedir pek fazla iyi uyuyamıyordum. O yüzden çok yorgun olduğum için fazla bir şey yapasım da gelmedi zaten. Ben böyle kendimi yorgun hissettiğim zamanlar evde oturup pek bir şey yapmamayı tercih ediyorum. Ama animasyon filmi izledim yine. Aşırı güzel bir çizgi filmdi bugünkü izlediğim. Biraz anlatmak istiyorum. Şimdi tekrardan bir başrol oyuncu kızımız var, başrol oyuncu bir erkeğimiz var. İkisi de liseden tanışan arkadaşlar. Lise kulüpleri var, bir dernek gibi düşünün. Büyük bir binada, savaştan kalma çok eski bir binada. Ve bu binayı yıkmak istiyor devlet. Ama bu öğrenciler bu binayı yıktırmamak için daha doğrusu oy topluyorlar vesaire vesaire. Hatta bütün okulu gidip binayı temizliyorlar ve kullanılabilir hale getiriyorlar. Burada da başrol oyuncu kızımız ve erkeğimiz birbirlerine yaklaşıyorlar ve güzel, naif, karşılıklı duygulara başlıyorlar. Böyle tabii ki ilk başta birbirlerine pek bir şey söylemiyorlar. Sadece o onu görünce, o da onu görünce kızarıyor falan böyle ama çok fazla bir şey olmuyor. Daha sonra bir şekilde bir yemekte tekrardan bir araya geliyorlar ve buradaki yemekte işte kızımız evini tanıtıyor oğlana. İşte burada annem çalışıyor, şurada kardeşlerim vesaire. Annesi bu arada doktor, hatta eğitimini tamamlamamış bir doktor. Amerika'da okumaya gitmiş kendisi ve uzun bir süredir gelmemişti. Babası vefat etmiş, babası denizciymiş. Babası Kore Savaşı'nda vefat ediyor. Babası yaşarken her akşam böyle evin önünde böyle bayrakları dikermiş. Ki babası yolunu kolayca bulabilsin diye ve bunu çocukluktan itibaren hep yapmış ve babası vefat ettikten sonra da yapmaya devam etmiş. Erkek oyuncumuzun babası da denizci. O da babasıyla zaten her evinin önünden geçtiğinde görüyormuş bu bayrakları ve çok hoşuna gitmiş ve bunun için bir şiir yazmış. Daha sonra kızımız oğlana babasının fotoğrafını da gösteriyor ve oğlan şaşırıyor ama tabii ilk başta bir şey belli etmiyor. Sonra evine gidiyor ve babasına, baba benim gerçek babam şu kişi değil miydi diyor. Şu kişi de kızın babası olmuş oluyor. Daha sonra babası anlatıyor oğlana, işte biz üç çok yakın arkadaştık, üçümüz de denizciydik. Bizim bir çocuğumuz olacaktı fakat çocuğumuz vefat edince o kızın babası seni bize emanet etti, seni bize evlatlık verdi diye. Yani dolayısıyla orada ben yıkıldım çünkü çok naif, çok güzel bir sevgi oluşacakken kardeş olduklarını öğreniyor. Daha sonra kızı birkaç gün böyle görmezden geliyor vesaire. Sonra anlatıyor durumu, işte senin baban benim babammış diyor. O zaman ne yapacağız diyorlar dolayısıyla. Normal arkadaşlar devam edeceğiz diyorlar. Yani arkadaştan fazlası olamayız diyorlar. Biz sonuçta kardeşmişiz diyorlar. Böyle günler geçiyor. Bunlar dernekleri için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar kapatılmaması için. Çünkü öğrenciler gidip orada boş vakitlerinde güzel şeyler yapıyor. Ama tabii ki ikisi çok üzülüyor. Kız eve gidince ağlıyor. Oğlan tabii ki üzülüyor. Ama yani yapacak bir şey yok. Sonuçta kardeşlermiş. Daha sonra kızın annesi Amerika'dan dönüyor ve annesiyle konuşmak istiyor. Annesine durumu anlatıyor. Anne böyle böyle bir olay oldu. Babamın bir oğlu varmış. Hatta o oğlan da benim sınıfımda diye. Çok tatlı şu an ama keşke kafasını görebilirsiniz. Anne. İşte annesini anlatıyor. Annesi de hikayeyi tekrardan anlatıyor ama orada bir içimize bir ferahlık giriyor. Annesi de şunu söylüyor. Babamlar üç çok yakın arkadaştı ve arkadaşlarının birisi vefat edince karısıyla kocası vefat ettiler ve babam da onların çocuklarını alıp bize getirdi evlatlık olarak. Fakat diğer arkadaşın da çocuğu vefat ettiği için biz ne yaptık? Kendim de sana hamile olduğum için o çocuğu biz diğer arkadaşına evlatlık verdik dedi. Yani buradan anlamış olabileceğimiz şey ne? Kardeş değilsiniz. Tabii kızımızın içine su serpiliyor. Hemen ağlamaya başlıyor falan. Yani orada ben de çok mutlu oldum. Çünkü kardeş olduklarını öğrendiklerinde zaten birbirlerinden uzaklaştılar. Birbirlerine doğal olarak bir daha bakmadılar o gözle. Yani bakmamaya çalıştılar. Ama tabii ki çok zor bir durum diye düşünüyorum. Ama yani çok güzel sonlandı. Bu temiz, naif sevgileri devam etti ve zaten orada da sonlandı. Dediğim gibi aşırı güzel, aşırı huzur verici bir çizgi filmdi. Yani izlemesi çok zevkliydi. Daha sonra şey demiştim, Van Gogh gösterisine gitmiştik biz pazartesi. Çok güzel bir gösteriydi. Ben her gittiğim gösteriden böyle bir hatıra alıyorum, kart olsun vesaire.
Oradan da birkaç bir şey aldım. Onları hemen göstermek istiyorum ve onlarla ne yapacağımı göstermek istiyorum. Şöyle. Tren biletlerimiz atmayacağım çünkü az sonra göstereceğim neden atmayacağımı. Şöyle iki tane kartpostalını aldım. Biri şu şekil, biri şu şekil. Van Gogh'un kendi portresi. Bize verilen plan, o gün ne yapacağımıza dair. Şöyle bir kalem kutusu. Eşim şöyle bir yüzük aldı. Bir de kendim orada bir otomattan şöyle Van Gogh. Burada da portresi var tekrardan. Şimdi hemen ne yapmak istediğimi söyleyeceğim. Biliyorsunuz yazı yazmayı, anı biriktirmeyi çok seviyorum. Şöyle bir anı defteri, fotoğraf albümü gibi bir şey almıştım ama içine... Aa, bak burada da yapışkanım var yine. Kalpler. Ben de her gittiğim gösteriden dediğim gibi kartpostal olsun, ne bileyim hatıra, anılık hatıralar olsun alıyorum ve bunları kaybetmemek için zaten bir yere depoluyorum ama bunları bir de böyle bir deftere yapıştırmak istiyordum, yazılar yazmak istiyordum. Henüz yenice gitmişken, her şey daha taze aklımdayken bunu yapmak istedim ve bunu da video çekmek istedim tabii ki.